sevgili arkadaşlar, sayısal analiz bir başka ismiyle nümerik analiz dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar diferansiyel denklemlerin Euler yöntemiyle nasıl çözülebileceğini sizlere aktaracağız. Hemen sorumuza bakalım, ardından formülümüzü aktarıp 2 adet soru çözümü gerçekleştirelim. Burada bizlere arkadaşlar y01 ve y02 bulmamız istenmiş. Y'nin türevinin 1 artı xy biçiminde olduğu bizlere verilmiş arkadaşlar. Y0'ın 2 ve h'ın da 0.1 olarak verildiğini görüyoruz. Eğer h verilmeseydi zaten bu ikisinin arasındaki artış miktarı olduğunu veya bu da verilmeseydi b-a/n formülünden, yani burada b'imiz arkadaşlar 2-0/n formülü, n'i de 10 alabilirdik gibi uzatabiliriz. Çok da fazla takılmayalım. Sonuçta h verilmiş arkadaşlar, 0.1. Formülümüz xn+1 eşittir xn+h. Fakat bu x formülünü ezberlemenize gerek yok. Y her değiştiğinde x arkadaşlar bu adım aralığı kadar artacaktır. Yani x mesela x0 burada soruda bize kaç verilmiş? 0 verilmiş. x1 0.1 olacaktır. x2 0.2 olacaktır. x2 0.3 olacaktır. Bu şekilde gidecektir. Şimdi bakıyoruz. Bu arada bu soruda sorulan arkadaşlar bizlere x0,1 olduğundaki y değeri anlamına gelir bu. Yani x0,1'in değerini sorsa zaten direkt bulabiliriz. Fakat burada ise y0,2, yani x0,2 olduğunda y'nin değeri anlamına geliyor. X'in formülü bu şekildedir Euler yönteminde. Yine arkadaşlar y'nin formülü yn+1 eşittir yn+h çarpı buradaki fonksiyonumuza göre gerçekleşecek ifadedir. Buradaki aradaki virgül arkadaşlar bu ifadenin fonksiyona göre gerçekleşeceği anlamına gelir. Yani burada bizim fonksiyonumuz 1 artı xy olarak verilmiş ya. Burada o zaman parantez içerisinde f'i silip direkt 1 artı xy olarak da yazabilirdik formülü. Yani 1 artı xy'yi h'lara çarpabilirdik ama bu şekilde gösterilir. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Burada arkadaşlar n eşittir 0 için başlıyoruz. Yerine yazıyoruz. Y için uygulayacağız. Y1 oluyor burası. Eşittir y0 artı h ve x0 y0 şeklinde oluyor. Normalde formülde buralarda xn yn olduğunu lütfen dikkat ediniz. Burada arkadaşlar y1 dedik. Eşittir y0 artı h ve x0 y0'dır. Şimdi soru zaten bana x0'ın değerini vermemiş mi? Vermiş 0. Soru bana zaten y0'ın değerini vermemiş mi? Vermiş 2. H'ı da biliyorum, adım aralığının sitebi yani 0.1. Dolayısıyla ben artık sadece formülde geleceğim, yerine yazacağım. Y0 yerine 2 yazıyorum. Artı H çarpı H 0.1 çarpı. Bakın burayı nasıl yapacağım, F'li kısmı. F'li kısmı şu şekilde yapacağım. Benim fonksiyonum bu şekildeydi. 1 artı X yerine arkadaşlar değerini yazacağım, yani 0. Y değerine 2. 0 ile 2 çarparsak 0, 1 eklersek 1. Yani şuradan 1 gelecektir aslında. Yani 1 ile de 0,1'i çarptığımız arkadaşlar 0,1, 2 ile de toplarsak 2.1 olarak buluruz arkadaşlar biz. Burada x1 değeri de 0,1 oldu artık. Bunu lütfen dikkat edin. Soru bizden 0,1 için istiyordu. Dolayısıyla 0,1 için 2.1 olduğunu söyleyebiliriz y değerini. Bir de 0,2 için istiyormuş, onu da bulalım. N eşittir 1 için devam ediyorum. N eşittir 0 için yapmıştım. Şimdi N eşittir 1 için yapacağım. Burada n eşittir 1 için y2 eşittir y1 artı h ve bu sefer formülümüzde x1 y1 oluyor. Ki x1 bana 0,1 olarak verilmiş. y1'i bir önceki değerden 2.1 olarak buldum. H zaten her zaman aynıdır, 0.1 olarak devam eder. y2'miz arkadaşlar 2.1, yani yerine yazıyorum. y1'i yerine yazıyorum, artı h'ı yerine yazıyorum. Buradaki fonksiyon yerine de fonksiyonum neymiş? 1 artı xy. Bu sefer x yerine arkadaşlar 0.1. Y yerine 2.1 yapıyorum. Sonra da 1 ile topluyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra 0,1 ile çarpıyorum. Sonra o çıkan sonucu da 2.1 ile topluyorum. Ve elde ettiğim sonuç arkadaşlar Y2 değerine eşit olmuş oluyor. Ardından X2'nin de 0,2 olarak bulunduğunu görmektesiniz. Şimdi Euler yöntemi ile ilgili bir başka soru çözümü daha gerçekleştirelim. Evet, şöyle olsun. Bir sonraki sorum dersimize iyileştirilmiş, yani improve edilmiş Euler metodunu göreceğiz. Şimdi bakalım sorumuzda bizden x'in 0.9 olduğu değerde y değeri bizden isteniyor arkadaşlar. Ve y'nin türevinin x kare olduğu verilmiş. y 0 eşittir 1, yani x 0'ımız 1, 0 olarak verilmiş.
Y0'ımız ise burada gözüktüğü gibi 1 olarak verilmiş. Adım aralığı, step aralığı 0.3 olarak verilmiş. Formülümüz de bu şekildeydi. N yerine 0 yazıyorum. Y1 eşittir Y0 artı HVX0Y0. Şimdi arkadaşlar Y1 için formülü yazdım. Şimdi yerine koyuyorum. Y0 yerine 1 koydum. Artı H çarpı H0.3 çarpı F'i nasıl yapacağım? Fx kare olarak verilmiş. X'in karesini alacağım. 0'ın karesi 0'dır. Çarpılınca da 0'lar. Geriye sadece 1 kalır. Dolayısıyla Y1 1 bulunur. X1 de adım aralığı kadar artar. Şurada da formülü var. Xn artı 1 eşittir Xn artı H. Fakat bu formül uygulanmaz. Yani gerek yok uygulamamıza. Direkt arttırabiliriz adım aralığı kadar. N eşittir 1 için işlemleri yapacağız. Çünkü soru bizden ne diyor arkadaşlar? 0.9 olduğunda diyor x'imiz. Şu an 0.3. Y2 için eşittir y1 artı hf x1 y1. Burada y1 yerine 1 bulmuştuk. Onu yazıyoruz. H aynı 0.3 çarpı f. F neydi arkadaşlar? Burada da gözüktüğü gibi x'in karesi. Yani 0.3'ün karesini alacağız. Bu işlemleri yaptığımızda y2 değerini 1.027 ve x2 değerimiz de yine adım aralığı, step aralığı kadar artacak. Yani 0.3'e 0.3 ekleyerek 0.6 olarak bulacağız. Yine n eşittir 2 için y3 eşittir y2 artı h ve x2 y2 olacak. Burada arkadaşlar y3'ümüz y2 değerini 1.027 olarak bulmuştuk. Artı h 0.3 çarpı f x2 y2 o da x kareydi. Yani 0.6'nın karesi. Buradan bilimsel hesap makinesiyle bunu hesapladığınızda y3'ün 1.135 geldiğini görüyoruz. Ve yine benzer şekilde artık x3'ün de 0.9 olduğunu görüyoruz. Bakın y3 değeri arkadaşlar burada da gözüktüğü gibi x3 0.9 noktasındaki değerinin karşılığıdır. Yani 1.135 olarak bulduk. Yani kısaca sonucumuz y eşittir 1.135 olarak bulunur. Şöyle bir kez daha hemen kısaca bir özet geçmek istiyorum. Burada bakın not almışız. Soru bizlere arkadaşlar burada gidip y 0 1 falan bulmamızı istemiyor. Dikkat edin. X'in 0 1 olduğu değerdeki y değerini ve x'in 0.2 olduğu değerdeki y değerini bize istiyor. Bu tarz nümerik denklemlerin çözümlerinde sorular bu şekilde verilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Basit bir burada arkadaşlar türevinin karşılığını vermiş. Yani diferansiyel denklem çözümünü falan aslında bize kendisi veriyor arkadaşlar. Y'nin türevi eşittir 1 artı xy biçiminde görmektesiniz. Bu ne demek anlamına geliyor? X sıfırımız 0 anlamına geliyor. Y sıfırımız da 2 anlamına geliyor. H bu çoğu yerde S olarak da geçmekte. Yani step'ten geliyor. Step aralığı anlamına geliyor. H'ın da 0.1 olduğunu söyleyebiliriz. Formülümüz arkadaşlar xn artı 1 xn artı h fakat xn artı 1 formülünü kullanmıyoruz. Direkt adım aralığı kadar artıyor. X0 0 ise x1 0.1 olacaktır. X2 0.2 olacaktır gibi düşünebilirsiniz. Yine yn artı 1 formülünü uyguluyoruz. Eşittir yn artı hf x0 y0 değil aslında xn yn gibi düşünebilirsiniz. Bu ilk adıma göre yapılmış. Ardından tek yapmanız gereken denklemde verilenleri yerine yazmak arkadaşlar. Bu şekilde sorunun çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, yani karıştırmamanız gereken en önemli nokta şu. Fx0 virgül y0'ın ne olduğu? Bu soruda verilen denkleme göre değişir arkadaşlar. Burada 1 artı xy ise yani h ile 1 artı xy'yi çarpacağız. X yerine x değerini koyacağız. Y değerine y değerini koyacağız. Yine aynı şekilde ikinci soruda aynı tarzı olduğu için bunu tekrardan şöyle üstün körü bir bakalım. Yine arkadaşlar bu sefer tek farkımız burada fonksiyonumuz x kare. Yani h değerini x kare ile çarpacağım. Yani h değerini burada y'yi kullanmayacağız. İlla kullanmak zorunda değiliz. Fonksiyonda verilmeyebilir. Bu şekilde görmektesiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde öğlerin arkadaşlar diferansiyel denklemlerin nümerik çözümünde kullanılan metodunu görmüş olduk. Ezberlemeniz gereken formül yn artı 1 eşittir yn artı hf x0 y0 ki bu xn yn diye de yazılabilir. Şimdi arkadaşlar bir sonraki dersimizi bunun birazcık daha geliştirilmiş versiyonu yani improved Euler metodunu göreceğiz. İyileştirilmiş Euler yöntemi bakın şöyle gösterelim. Bunu da bir sonraki dersimizde anlatacağımızı belirtelim. Evet çok da fazla uzatmaya gerek yok.
Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız veri olsa zaten her zamanki gibi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.